Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Xitayning Rusiyaning urush planidan xabari borligi oshkorlandi. Bir qism axborot organlari Xitayning Rusiyaning tajovuzchilik planidan xabari borligini o'tirg'i qo'ygan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministrligi buningga norozilik bildirdi. Reuters agentligining 3 martdagi xabarida bildirilishicha, bir qism xalqaro axborot organlari Xitayning Rusiyaning harbiy harakat planidan xabari borligini Xitoy rejimining Rossiyaga Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi mazgilida Ukrainaga tajovuz qilmaslikni aytganligini xabar qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin buningga norozilik bildirib, buning butunlay soxta xabar ekanligini da'vo qilgan va Ukraina masalasi navbatda taraqqi qilib bu holatga keldi. Bo'layotgan ishlar nihoyatda aniq. Bu ishning tigini hammaylan biladi. Xitoyni ayiblashning o'rniga krizisni qo'zg'uvchilarning Ukraina krizisida o'ynagan roli ustida obdan o'ylanib, tegishlik mas'uliyatni zimmasiga elishini, vaziyatni pasaytish, masalani hal qilish uchun amaliy harakat qilishni umid qilamiz deb jar salgan. New York vaqt gazetasi chorshanba kuni Biden hukumat amaldorlari va Yevropa amaldorining so'zini naql keltirib, Xitoyning yuqori darajalik amaldorlarining 2-oyning 5-ida Rossiyaning yuqori darajalik amaldorlariga Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi oxirlashidan burun Ukrainaga tajovuz qilmaslikni aytganligini xabar qilgan. Gazetaning xabarida yana g'arb allarining bir istixborot uchurining mo Xitoy yuqori darajalik amaldorlarining urush boshlanishidan ilgari Rossiya tarafining plani yoki muddaosini biladiganligini ko'rsatib berganligi qayd qilingan. Germaniya BDT'ni Uyghur kishilik huquq dokumentini e'lon qilishga chaqirdi. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock BDT kishilik huquq kengashining Janvada o'tkazilgan yig'inida BDT kishilik huquq ishxonasini Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasiga aloqador dokumentni tezroq e'lon qilishga chaqirdi. Germaniya ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock 3 mart BDT kishilik huquq kengashining 49-chi qatimliq yig'inida silliq so'z qilib, Birlashgan Davlatlar tashkiloti kishilik huquq ishxonasini Sharq Turkistonning kishilik huquq vaziyati to'g'risida tayyorlangan, ammo hozirgacha e'lon qilinmagan dokumentni tizdan e'lon qilishga chaqirgan. Annalena Baerbock so'zida biz BDT mutaxassislarining kishilik huquq masalasida ochiq oshkora bo'lishini, Uyg'ur musulmonlarining sababsiz lagerda tutib turilganligi haqidagi dokumentni e'lon qilishini tashabbus qilamiz degan. Va shunaqla Xitoyni Sharq Turkistonni cheklimasiz ziyorat qilishga ruxsat qilishga chaqirgan. Janvada turishliq bir diplomatning oshkorlashicha Sharq Turkiston haqidagi tekshirish dokumenti bir necha oy ilgari yizib tamomlangan bo'lsa-mu, hozirgacha rasmiy e'lon qilinmagan. BDTning kishilik huquq oliy amaldori Michel Bachelet'ning ishxonasi mazkur dokumentni e'lon qilishning kechiktirilganligini e'tirof qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yimou 28 fevral tor orqali Birlashgan Davlatlar tashkiloti kishilik huquq kengashining 49-chi qatimliq yig'inining yuqori darajalik yig'iniga qatnashgan. U yig'inda Sharq Turkistonning vaziyatini burmalab tunishtirib, Xinjiangdagi har 530 musulmonga o'tir hisob bilan birdan masjid to'g'ri keladi. Bu nisbat nurg'un g'arb allari va musulmon davlatlarga selishtirganda yuqori deb bildirilgan. Shundaqla irqiy qirg'inchilik, majburiy amgak va diniy bostirish haqidagi ayiblashlarni butunlay inkor qilgan. Wang Yi yig'in yana har qaysi davlatlardan kelgan kishilarning Sharq Turkistonni ziyorat qilishini qarshi oldiganligi, shundaqla BDT kishilik huquq oliy amaldori Michel Bachelet'ning yaqinda Sharq Turkistonni ziyorat qilishini qarshi oldiganligi haqidagi koni iboralarni qayta takrorlagan. Bundan ilgari Amerika qatorliq bir qism davlatlar va xalqaro tashkilotlar BDT kishilik huquq ishxonasini Beijing qishliq olimpikidan ilgari Sharq Turkistonga munosabatli kishilik huquq dokumentini e'lon qilishni kuchlik talab qilgan bo'lsa-mu, dokument e'lon qilish izchil kechiktirilgan edi va bu sababli tanqidga uchirgan edi. Ukrainadagi musafir Sharq Turkistonliklar Polshada panohlandi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirgandan keyin Ukrainada panohlanayotgan Sharq Turkistonlik musafirlar Ukraina musafirlari bilan birlikda Polshaga berib panohlangan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, yaqinqi kunlarda Ukraina chegarasidan qochib chiqqan millionlagan musafirlar ichida Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosati sababli qochib chiqqan bir necha Uyg'ur, Qozoq musafirining borligi ma'lum bo'lgan. Bildirilishicha, o'tgan bir qancha yil jarayonida Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatidan qochib chiqqan bir qism Uyg'ur va Qozoq musafirlari
Ukrainada panahlanış şaraitiga erişken. Rusya Ukrainaga besip kirişi bilen intayin tasdikte panahlık orun tapkan Uygur ve Kazak musafirlerinin ahvali yana özgergen. Xabarda qayd qilinishicha İbrahim ismli Uyg'ur va uning kichik o'g'li 2018 yili oktyabrdan boshlab Ukrainada turibotgan bo'lib, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin Polshaga qaytishga majbur bo'lgan. İbrahimning muxbirga aytishicha u 2013 yili 2-chi oydan boshlab Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatidan qochib, bexatar davlat izlashga boshlagan. Bu jarayonda oldi bilan Pokistonda 1,5 yil turgan, ondan Turkiyaga kelib 2018 yilgacha o'qigan. Türkiye puhralıqıgı ötüştün ümidi üzülgendiyken Avrupa'a ketişini karar kılgan. O Ukrayna'dan Neçiketim, Polşa ve Slovakya Katarlı koşun devletlerge keçip bargan bosumu, bırak yana Ukrayna'a kaytırılgan. O Ukrayna'da turgan 3 yıl jarayanı da 4 ay türmede 2 ay misafirler lagırdı yatkan. 2021 yılı 11. ayda Ukrayna dairelerinin yardımı da İbrahim'nin misafirlik salahiyeti üçün sunugan iltimasi ahırı tasdiqlangan. Ama mıntasdı musafirlik salahiyetige erişkende Rusya'nın Ukrayna'a tajavuz kılışı sebeplik, İbrahim ve onun oğlu Çigrad'ın ötüp Polşa'a berip, Kırmaniya'dan gelgen ayali ve işkinci oğlu bilen körüşken. 3 yıldan köpürek ayrılgan er ayal ahire cem bolgan. Ondan başka Şarkı Türkistanlı Kazak yaş Ersin Erkin 2020 yılı 10. ayda Türkiye'den Ukrayna'a bargan. Ama izgil panahlıkı erişelmegen. Bu jarayanda o pasportunu mu yoktup koygan ve Xitay'a kaytırılış xavpige düşkelgen. Ama Amerika Katarlıq devletlerinin besimi bilen bu xatardan kutulup kalgan. Rusya Ukrayna'a tajavuz kılgan deyken Ersin Erkin mu Ukrayna'dan ayrılışka mecbur bolgan ve 1-2 gün burun Polşa'a yetip bargan. Polşa dairleri onunla bir hüccet bergen bulup o Polşa'da 5. aygıcı turusu buludiken. Rusya Ukrayna hayatlarının 2. qetimlik körüşüşü ahırlaştı. Rusya-Ukrayna hay'atlarining 2-chi qatimliq ko'rishishi Belarusiyaning Brest shahrida o'tkazildi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Ukrainada poytaxt Kievni o'z ichiga olgan nurg'un shaharlarda Rossiyaning hujumi davom etayotgan bir paytda ikki davlat hay'atlari 2-chi qatimliq suhbat uchun jam bo'lgan. Rossiya-Ukrayna hay'atlarining 1-chi qatimliq ko'rishishi 28 fevral Ukrayna chegarasidagi Gomil rayonida o'tkazilgan bo'lib, natija chiqmagan edi. Ama hay'atlar muzakirlerini devamlaştırışta fikir birlikiga kelgan edi. 2-chi qatimliq ko'rishda Rusya Ukrayna hay'atlarining puhralarini tarqoqlashtirishda ortak insani koridor ta'sis qilish masalasida fikir birligi hosil qilganligi bildirilgan. Bununga asoslanganda puhralarini tarqoqlashtirish vaqtliq urush to'xtatishni o'z ichiga oladi ekan. Ko'rishda yana 3-chi qatimliq muzokaraning pat arada o'tkazilishi to'g'risida kelishim hosil qilingan. Rusya şirketleri Xitay bankalarda hesabat etişiqi aldırmaqta. Rusya Ukrayna'a tajavuz kılışkı başlayan deyken Rusya şirketleri xalqara cemiyetinin cazasıgı taqabıl duruş üçün Xitay bankasıdan yeni hesabat etişiqi başlayan. Fransiya xalqara radiosunun 3. martki xabirde bildirilişçe Xitay bankasının Moskva tarmaqıda işleydiğen mezkur əhvaldan toluq xabardar bir kişi bu axtiki uçurlarını aşkarılıp, ötken bir neçü günde 2-300'dek Rusya şirketi bizni izdep yeni hesabat açmakçı boldu edigen. Nöbette Rusya şirketlerinin Xitay bankalarda yeni hesabat etişiqi bolgan ihtiyacının kançilik ikkallegi eniqemesken. Ama yeni hesabat etişi haqqıda izdini vatkan nurgun şirketlerinin Xitay bilen soğudu kıldıqallıqı, bu şirketlerinin Xitay pulu bilen kılgan soğudunun eşişini ümit kıldıqallıqı bildirilgen. Xitay, garip devletlerinin Rusya'yı yürgüzgen cazasıgı karıştırdıqallıqını köpkatim ipadilip, cazanın ünümü bulmaydıqallıqını Xitay'nın Rusya bilen normal iqtisat ve soda alaqısını saklaydıqallıqını təkidləb gelmekte. Moskova'da Xitay'nın Soda Sanayet Bankası, Yezi İgilik Bankası, Xitay Bankası ve Xitay Kuruluş Bankası qatarlıq bir neçi bankaları ticaret kılıdıkken. Reuters agentliğinin eytişçe Xitay Kuruluş Bankası qatarlıq 3 banka bu axtı işbadi bildirişini rət kılgan. Rusya'nın asaslı katnaş ve eşya obort şirketi Fesco Transport Grohi bu hafta Rusya'nın bir kısım bankalarının yarışarı pul muameli uçur sistemisi Swift'ten koğlanğan denken, özlerinin xeridarlarının Xitay pulunu kubul kılıdığallıqını etkan. Bir kısım əmeldarlarının aşkarlışca Rusya şirketleri tabii halde Xitay xalıq pulunu kubul kılışını xalaydıken. Ama Xitay'nın küçük eksport şirketleri rublinin kursunun çüşüp gitişinin təsirge uçuravatkan bulup, Yüşürün ziyanının aldığını eliş üçün nurgun şirketler mal yetküzüşünü toxtatkan. Məlum buluşça, çarşamba günü Rusya pulunun kıymeti Xitay puluğu seliştirganda 40%'e yakın çüşüp ketken.
Rusya'nın kündülük uruş çıkımının 20 milyar dolardan aşıdığalıqı ilgiri sürüldü. Yakında bir kısım tetkikatçılar ve akıl ambarları Rusya-Ukrayna uruşunun Moskova'yı keltirdiğin çıkımını mülkerlep hesaplap çıkan. Tekşürüş neticesi de uruşunun veyran kılınan herbi eşyalar ve talapetki uçurgan askerlerini özgü algan bivası ziyinin aldınkı 5 gündür Rusya'yı tahminen 7 milyar dolarga toxtığalıqı bu ziyanın 4 milyard 200 milyon dolarını veyran kılınan herbi koral yarağlar ve lazımetliklerinin teşkil kılıdığalıqı oturgu koyulgan. Onundan başka tetkikatçılar arıksep lazımetlikleri herbi hadımlar ok dora, yıkılgı, rakete koyup beriş katarlıq seferberliknin kölümünün zoru işi əgişip, künsiri çıkımının örlep gitidığalıqını, şundaklı Rusya'nın işgali kölümü kinayigansiri uruşunun kündülük çıkımının 20 milyard dolardan eşip gitişi mümkünlikini bildirgen. Tekşürüş neticesi de bu ekvalının adetteki Rusya puhralarına nispeten yukarı pul pahallıqı ve tövən setiveliş küçüdün direk bir edigallıqı Rusya'da namıratlıqının iğirleşip gitidigallıqı əskertilgen. Biden Rusya'nın yadro elektrik istansısındaki herbi hareketini toxtışqa çakırdı. Amerika Prezidenti Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'daki Avrupa'nın en çok Zaporijva yadro elektrik istansısındaki herbi hareketini toxtışqa ve ot uçuruş xadimlerinin rayonga kirişiga ruhsat qilishga chaqirdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe Aksaray Prezident Biden'nin Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen telefonda görüşkenliki doğrusida yazım bayanat ilan kılgan. Bayanata Biden'nin Zelenski'den Zaporijva yadro elektrik istansısındaki yetişişler doğrusida malumat alganlıqı, şundaqlı Biden'nin Rusya'nın yadro elektrik istansısındaki harbi hareketlerini toxtutup, ot uçuruş ve ciddi ekvallarga takabül duruş hadimlerinin rayonga kirişiga ruhsat qilishga chaqirganlığı kayıt kılıngan. Zaporijva yadro elektrik stansiyası Avrupa'daki en çok şundaklı dünyadaki 10 çok yadro elektrik stansiyalarından biri bulup hesaplandı. Rusya armiyesi uruşunun birinci günü de Ukrayna'nın şimalığı caylaşkan Çernobil yadro elektrik stansiyasını kolgu çürgen idi. Ukrayna'da paal işlevatkan 15 tane yadro reaktor kazını bar bulup, devlet elektriğinin tahminen 20 muşu istansılardan çıkıdıkken. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.